Safiye Alan iki isimli bir skecimiz gelecek. Birincisini hatırlıyor musunuz? Böyle günlüğü bulan bir baba vardı evde. Hatırlıyor musunuz? Böyle hatırlayanlar... Ya, bayağı kişi hatırlıyor. Enteresan. Yani güzel. Gerçekten hatırlıyor musunuz ya? Biz de hiç unutmuyoruz çünkü Fatma'nın ilk yazdığı ve buradaki ilk red carpet skecimiz. Başka da yok zaten yani. İnşallah şimdi iki olur. Yok, var bir tane. Yok ya, kırmızılı skeciniz bir iki tane var. Yok mu? Var mı? Arşivlere bakarız. Bana öyle kötü kötü bakma. Yine başladık kötü kötü bakmayı ya. Yine o aileyi göreceğiz. Yalan üzerinde kurulmuş bir dünyaları var gibi duruyor ama aslında daha böyle samimi, şeker bir aile. Safiye Alan iki geliyor. Fatma, Hilmi, Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anne. Hı? Anneciğim. Hı? Annelerin bir tanesi, en güzeli, en tatlısı, en şekeri. Efendim anneciğim. Ne oldu? Yine sevgilinle buluşacaksın, ne yalan söyleyeyim diye. Bana şekerlik yapıyorsun değil mi? Nereden bildin ya? Ben malımı biliyorum. O yüzden şu işin düşmese yüzüme baktın yok annem. Ne oldu yine? Anne şimdi çocuk bana hediye almış. Benim aşağı inip o hediyeyi almam lazım ama babama ne diyeceğim? Ne demek ne diyeceğim ya? Doğrusu neyse onu söyleyeceksin. Kızım biz bu evde karar almadık mı? Artık yalan konuşulmayacak demedik mi? Ben bunu babama söyleyemem ya. Ben söylerim. Baba! Geber. Hadi o benim annem. Sen niye vuruyorsun bana? Sen niye vuruyorsun? Eren! Bir dakika ya. Sen ayrıca ayrılmadın mı? Ayrıldık. Bu kim? Gökberk, yeni sevgilim. Kızım bir gözyaşın kurusaydı ya. Allah Allah, bu ne? Millet seni sıradan mı bekliyor? Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim abi. Anne, hadi be. Hep söyledin, yine söylersin. Ben söyleyebilsem kendim senden böyle bir şey istemem gerçekten ama o kadar yani yetmiyor. Öf, tamam Ceren. Ceren kurusun, ver telefonunu bana. Neden? Benimki nerede? Neyse, bu benim telefonum gibi yaparım. Tamam, çocuk aradığı zaman da açarım ben. Nevvarmış gibi konuşurum. Soğan istedirim. Seni aşağı gönderirim. Hediyeni alırsın. Nevvar teyzeni bırakırsın. Kadın da derse ki bu nereden çıktı? Babam anneme hediye almış, sürpriz yapacak dersin. Orayı bırakır gelirsin. Oha! Sen bir tanesin ya! Kusura bakmayın, ben böyle bir şeye müsaade edemem. Gökberk Efendi gelecek, hediye verecek. Ondan sonra ben de burada hiçbir şey yokmuş gibi... Ben Godoş muyum? Ben de senin her gün işe gidiyorum diye çıkıp internet kafeye gittiğini babana söylerim yavrum. Ne aldı acaba? Getir buraya, birlikte açalım kardeşim. Karaktersiz. Evet. Menemen de geldi. İsmail'i menemeni, bandır bandır ye beni. İsmail'i menemeni, bandır bandır ye beni. Evet, buyursunlar. Karbonatlı menemen. Hiç endişelenmeyin, herkese yetecek kadar var. Buyurun, evet. Hadi bakalım. Safiye, sen başla. Şimdi baba, yalan yok ya. Menemen hakkında düşündüklerimizi olduğu gibi bütün çıplaklığıyla söyleyeceğiz, değil mi? Tabii, tabii, tabii. Nasıl olmuş? Susmak da bir cevaptır Safiye. Hiç mi beğenmedin? Yok, emeğine sağlık tabii. İsmail de kötü olmuş. Nesi kötü olmuş ya? Yani karbonat... Bilmiyorum ya, boğazımdan geçerken kabarıyor, nefes alamıyorum. Tamam, özelliği o. Karbonatlı işte. O kabaracak ki hissedeceksin karbonatı. Tamam da yani, keşke yapmasan. Affedersin ya Safiye Minor. Çok affedersin. Haddimi aştım, çok özür dilerim. Ha Safiye, estağfurullah canım, ne haddi yani. Ama ya aklım çıkıyor pazar kahvaltılarında menemen yapacaksın diye. Yani çünkü keşke sana menemenini sevdiğimi söylediğimiz güne geri dönebilsek de... ...ben de sana desem ki menemeninden nefret ediyorum. Terk et beni Safiye. Boşa beni ya. Al çocukların velayetini, menemenle beni baş başa bırak bu evde. Kötü demen yeterliydi, bu neymiş ya? Ama ne yapsın baba şimdi, yalan mı söylesin kadın? Yapmadığı şey mi? Allah Allah! Yapmadığı şey mi? Şuraya bak ya. Tamam. Tamam, madem her şeyi çıplaklığıyla söylüyoruz, ben de sana söylüyorum o zaman. Geceleri horluyorsun Safiye. Kim? Ben horlamam İsmail. Doğru, sen horlamıyorsun. Sen kükrüyorsun. Wow! Wow! Ya bazı geceler böyle Masai Mara düzlüklerinde su içen ürkek bir antilop gibi uyanıyor. Yani şuradan beni böyle kapacaksın diyordum, hopluyordum. Ne
abarttın ne abarttın ya. Hayır, kuralı kendin koyuyorsun. Sonra gerçekleri söyleyince hoşuna gitmiyor. O zaman oynamayalım bu oyunu İsmail. Tamam ya, neyse ne ya. Anneniz beğenmemiş olabilir. Ama benim menemenim sonuçta güzel. Öyle değil mi Ceren? Öyle değil mi Eren? Desenize. Baba menemeni çok güzel desenize. Tamam lan, yemezseniz yemeyin. Yemezseniz yemeyin, ben yerim ha. Hı. Ha. Ulan hakikaten çok kötü olmuş ya. Tamam neyse, sokak hayvanlarından şey yaparız onu, götürün ha. Yok baba, yazıktır hayvanlara ya. Alo. Ne Bahar'cığım? Hatta tabii tatlım tabii, hemen Ceren'i gönderiyorum ben. Tamam, öpüyorum. Bay bay. Senin telefonun ne zamandan beri öyle çalıyor ya? Duymuyordum, ötekini değiştirdim. Ceren, mutfaktan soğan kap, Nevbahar teyzeni bırak hadi. Tamam, hemen. Ya ne istiyor bu Nevbahar yine ya? He? Ne istiyor yine? Patates yemeği yapacak mı? Soğan bitmiş kadının. Ya Allah Allah, geçen gün de yaprak sarma yapacağım dedi. Yaprağını, sarmasını, pirincini, kimyonunu, bademini, kuş üzümünü bize istedi. Bu neymiş ya? Tencereyi gördü, ben bir yaprak sarma yapayım mı dedi acaba? Bu ne? Ayıp bir şey İsmail, komşumuz onlar bizim. Ya tamam, komşu komşunun külüne muhtaç. Bu neredeyse eve gelip yerleşecek. Ben hemen geliyorum. Tamam, gitme gitme. Ara, yok soğan de. Ha, diyemem ki baba. Yalanı yasakladık ya biz. Tamam, ara o zaman. Soğan arama, seninle paylaşmak istiyorum. Başucumuza koyacağız. Ha. Dur, ben söylerim. Bu ne biçim melodi ya? Kalbimin tek sahibi. Senin kalbinin tek sahibi benim Safiye. Şu an ben seni aramıyorum ama kim arıyor seni? İsmi açıklayabilir misin? Neyi açıklayabilirsin ya? Bu yaştan sonra neyi açıklayacaksın? Kalbimin tek sahibi diyor. Hemen bana bir açıklama yap ya da bir yalan söyle. Aa, benim yalanla ne işim olur İsmail? Aa. Başka bir yalan söyle Safiye. Tamam acı ya, ne büyüttün hemen? Şimdi benim kalbimin tek sahibi senin dışında tabii. Kim olabilir? Kim olabilir? Kalp doktoru. Kardiyolog yok mu doktor, o profesör Mehmet Göz? Tabii ben EKG çektirdim. O sonuçlar için aradı beni. Versen onu. Ben... Gerçekten çok profesyonel bir yalan ama ben bunu açacağım. İsmail bir de onu... Alo aşkım? Aşkım diyor. O, samimiyetten öyle aşkım cicme hep öyle konuşurum. Bebeğim? Bebekliğimi biliyor şimdi, babamın da doktoru. Hayatım orada mısın? Hayatım? Hayat kurtarıyor da yine aynı samimiyet, onlar hep samimi. Aşkım aşağıda bekliyorum. Hadi gel, hediyeni vereceğim. Buna bilemedim ne diyeyim. Ben deyim. Sana bence kalp kapakçığı getirmiş olabilir. Aort damarı falan. Öyle bir şeyler olabilir yani. Ara, söyle söyle, geliyorum aşkım. İsmail kapatır mısın? Geliyorum aşkım de. İsmail, ay, olmaz İsmail. Ulan sen görürsün, ben gideyim de siz görürsün. İsmail, hayır bir dakika İsmail, İsmail dur bir dakika. O benim sevgilim falan değil, telefonla benim telefonum değil. Kimin telefonu bu? Baba o telefon... Benim telefonum baba. Senin kalbinin tek sahibi... Belki... İsmail baba! İsmail! İsmail baba. Nasıl anne kurtardım sizi, öğrenmiş miyim bir şeyler? Geri zekalı! Erkekle konuşuyor, duyma İsmail. Tamam tamam. Tamam, yok bir şey. İyiyim, tamam. Yok bir şey, iyiyim, tamam. İyiyim, iyiyim, yok bir şey. Ha. Şimdi bu telefon senin telefonun değil. Değil. Senin telefonun, öyle mi? Keşke senin telefonun olsaydı. Allah'ım, 40 katır mı, 40 satır mı? Ne yapacağımı şaşırdım şu an. Tamam Eren. Eren, tamam. Sen bir bireysin oğlum. Sen bir bireysin. Baban seni her türlü kabul edecek zaten. Hiç merak etme, tamam mı? Gel seninle bir erkek erkeğe konuşalım, gel. Yok baba, gerek yok ya. Erkek erkeğe konuşalım, gerek yok diyor. Ay İsmail, İsmail, baba ya. Ya şu adamı ne hale getirdiniz? Bu adam ne istedi ya? Şu evde yalan konuşulmasın dedi ya. Geri zekalı oğlum benim. Aptal yavrum. Adam senin yüzünden bayıldı. Niye ya, ben ne yaptım? Allah'ım. Ya yanlış anladı işte. Seni Gökmek'le sevgili zannediyor adam. Ne? Hayır ya anne, vallahi öyle bir şey yok. Ay vallahi mi? Ya bu çocuk salak. Ben hemen getiriyorum Gökberk'i. Yüzleştireceğiz şimdi. İsmail. Anne ne yapacağız ya? Dur bir baban ayısı. İsmail hayatım. İsmail ha. Doğru. Safiye. Bu bir rüya değil mi? Şu an bir rüya görüyorum değil mi? Tam değil şimdi ben. Sana bakamıyorum. Şu an bu bir rüya değil mi? İzah edeceğim. Sen bir... Dokunuyorum şu an sen bu rüya değil. Her şeyi anlatacağız babama. Anam vallahi rüya değilmiş. Konuş çabuk anlat.
Efendim, biz birbirimizi seviyoruz. Ne diyorsun lan? Sus! Madem kolumdan tuttun, getirdin bana, ben her şeyi konuşacağım. Ya Gökberk, bak şimdi. Sen de sus. Efendim, benim niyetim ciddi. İzin verirseniz babamı da alıp haftaya isteyeceğiz. İsterseniz biz de gelebiliriz. Olmaz efendim. Erkek tarafı olarak bizim gelmemiz gerek. Erkek tarafı sen mi oluyorsun? Biz oluyoruz tabii ya. Başka kim olacak? Ya bari bir ortak noktada bir kafede falan buluşalım yani. Bir şey mi? Olmaz efendim. Zaten babam tanıştı. Gelini gibi sevdiler. Gelini gibi. Safiye, ben ayrılmamak üzere bayılıyorum. İsmail, dur. Bu böyle bir şey değil. Ceren artık söyle, lanet ol. Gökberk benim sevgilim. Vallahi mı diyor kız? Evet. Gerçekten mi? Evet baba. İsmail çözdürsen bir kalk, benim tutun. Ya sen kızarsın diye annemle telefonları değiştirdik. Bana hediye getirmişti. Aşağı inip alacaktım falan ama... İşte sen açınca öyle karıştı biraz. Gökberk. Oğlum. Sen şimdi Ceren'le sevgilisin, öyle mi? Evet. Allah'ım sana şükür. Sen şimdi Ceren'le sevgilisin, öyle mi? Evet, evet. Bayağı. Lan! Şuraya bak ya! Şuraya bak arkadaş, beni neye sevindiriyorsunuz ya? Evime kızımın erkek arkadaşı gelmiş ve ben buna seviniyorum ya! Ya arkadaş, siz neden yalan söylüyorsunuz sürekli bana, he? Neden sürekli bana yalan söylüyorsunuz? Sen bana desen, baba erkek arkadaşım aşağıya gelmiş, bana ayıcı kalmış, ben ona gideyim alayım desen, ben sana kızacak mıyım? Kızacak mıyım ben buna? Sanki efendim. Erkek babaları kızar. Kız babaları da kızar. Tamam. Hadi özür. Özür dilerim baba. Kızsan da yalan söylemeyeceğim bir daha, yemin ederim. Tamam, gel hadi. Ya. Ben de özür dilerim baba. Vallahi ben de bir daha yalan söylemeyeceğim. Ekmek arabası, çay, iki gözüm... Safiye, sen bir şey diyecek misin? Ne desem yalan olacak şimdi. En azından samimi. Gel sen de gel. Gel sen de. Ben bu tabloya daha sonra dahil olurum. Evet, sen daha sonra dahil olursun. Hemen şey yapma. Ama hadi gel bari sofraya otur. Ne diyeyim yani? Hadi Allah Allah. Geç. Gel yavrum sen de, gel. Eren, sandalye getir. Ya bana neler yaşatıyorsunuz ya. Safiye, lütfen biraz daha kendini geliştir. Biraz daha. Allah. Biraz daha yani. Evet. Menemen de yapmıştım. Yer misin? Yerim. Vallahi kaynanam seviyormuş. Sen çok şey yapma. Ye bakalım. Hadi. Nasıl olmuş? İnanılmaz olmuş efendim. Vallahi mi? Yok, hayatımda böyle bir menemen yemedim. Gerçek mi diyorsun lan? Çok güzel. Bu nedir ne var ya böyle? Öyle. Terk et bunu. Yalancı bu. Ah. Bunu terk et. Çok güzel hareket diyenleri duyalım. Islıkların manası ne? Zil mi? Ney? Çalalım mı zili? Ne diyorsunuz hakikaten? Yok ya, güzel bir ÇGH diyen var mı? Bu zile bir standart getirmemiz lazım. Sonra bir de bir grup var, çok sevdiler bu işi. Her şeye zil çalıyorsun diyen grup. Sanki zil çaldıklarımızı olimpiyata gönderiyor. Kendi aramızda eğleniyoruz işte. Ama bence şöyle yapalım. Seyirciye sorduğumuzda eğer bir kişi bile artık itiraz etmiyorsa ona zil çalalım. Çünkü ÇGH'nin de kıymeti bence çok güzel skeç, çok güzel hareket. Finalden bir önce bir tansiyonu düşürdünüz. Bence bu diğer alkışlarda onun etkisi var. Çok iyi skeçti. Bence çok başarılı skeç. Hatta şimdi böyle yaptık diye buna niye zil çalmadım? Kendi kendime ne zili uydurdum ben? Kimseyi memnun edemiyorum ya. Şimdi de buna niye zil çalmadın diyecekler. Baba, zil çalayım mı? Çal. Babam dedi ya. Annemle babama soracağım işin içinden çıkamayınca. Kim yazmıştı? Atakan, Fatma. Fatma bayağı yani... Bak sen çayla. İçiniz çok güzel. Güzel de oynadınız. Volümleriniz de güzeldi. Metin Pıhlıs da güzel oynadı ha. Oh, tatlıydı. Durum komedisi yerli yerindeydi. Sağlam durum komedisi olduğunda zaten skeci çalışmama imkanı yok. Ekleyecek bir şeyin var mı Atakan?
Hocam, can sağlığı. Teşekkürler efendim. Çok güzel hareketler devam ediyor. Bravo.